Merhaba arkadaşlar. Bugün ikinci flow'umuzu yapacağız. Genelde aynı şeyleri yapacağım ama birkaç farklı şey eklemek istiyorum. Birincisi picklist nasıl eklenir ona bakacağız. Geri kalanları aynı olacak. Daha fazla pratik olsun diye yeni şeyler eklemeyeceğim. Üçüncü videomuzda lookup nasıl eklenir ona bakacağız. Böyle bir eklemeyi düşünüyorum. Çok kafamız karışmadan yavaş yavaş flow'ları öğreneceğiz. Bir önceki videomda hatırlarsanız create a contact yapmıştık. İçine first name, last name, email ve date of birth koymuştuk. Şimdi bir opportunity create yapacağız. O yüzden opportunity açalım. Şu anda home page'deyiz gördüğünüz gibi. Biz buradan sales'e gitsek, sales'in içinde opportunity vardı diye hatırlıyorum. Sales'in içine gidelim. Evet. Sales'in içinde opportunity var. En başta görüyorsunuz. Oraya tıklayalım. Opportunity'leri görüyorsunuz. Öncelikle flows'umuza gidelim. Flows'tan yeni bir flow oluşturalım. Screen flow yapıyoruz yine. Create diyelim. Free form'u seçiyorum ben. Daha rahat hissediyorum kendimi free form'la. O size kalmış. İstiyorsanız auto layout'u seçebilirsiniz. Yine bir screen ile başlıyoruz. Screen'imize bir isim verelim. Ne diyelim? Opportunity info diyelim. Buraya biz Türkçe klavyeyi kaldırıyorum. Opportunity buraya. Evet, bu şekilde oluşturalım. Screen'imizi oluşturduk. Daha sonra geri gidelim. Yeni bir opportunity eklemeye çalıştığınız zaman hangi fieldlerin required olduğunu görüyorsunuz. Birincisi opportunity name, onu alalım. İkincisi close date, onu alalım. Üçüncüsü de stage, onu alacağız. Gördüğünüz gibi birincisi ve ikincisini yapmıştık zaten. Date of birth eklemiştik. Ona benziyor. Opportunity name, first name, last name ile aynı. Ona benziyor. Ama stage'de ne var? Bir picklist var. Onu nasıl ekleriz ona bakacağız. Opportunity name ile başlayalım. Sol taraftan text alalım. Adına opportunity name diyelim. Required yapalım. İkinci olarak date alalım. Adına da close date diyelim. İstiyorsanız başına opportunity close date deyin. Farkını görmek için hani close date yazmak zorunda olmadığımızı göstermek için koyuyorum. Required yapalım. Üçüncü olarak sol taraftan picklist seçmemiz gerekiyor. Picklist seçiyoruz. İsterseniz öncelikle buna bir isim verelim. Ne diyelim? Stage name diyelim. Required yapalım. Sağ tarafta gördüğünüz gibi şeyleri kendiniz yazabiliyorsunuz. İçindeki itemları. Diyelim ki bunu A yazdım. Ne diyor mesela? Tanımıyor. Ne yazabiliriz? Zaten şey diyor. Bu şekilde tek tek ekleyebiliyorsunuz. Bizim picklist'in içinden almak gerekiyor belki de. Ya da şöyle yapalım. Double quotation'la ya da single quotation'la A yazsak olur mu ona bakalım. Create a choice diyor. Create yapıyorsunuz. Şu anda A gelmiş oldu. Bunun içinde A olacak. Ama bunu yapmıyoruz. Bunu tavsiye etmiyorum. Zaten bizim stage name diye bir picklist'imiz var. Onu kullanabiliriz. Onu kullanabiliriz. Ben bunu siliyorum. Şunun içini boşaltıyorum. Buradan new choice resource diyor. Siz buradan giderek var olan picklist'i kullanabilirsiniz. Kendiniz böyle tek tek ekleyeceğinize yani şuradaki bütün filtreleri eklemeniz gerekiyor aynısıyla. Onları bu şekilde yapacağınıza buradan var olan picklist'i alabilirsiniz. New choice resource diyorsunuz. Buradan picklist'i seçiyorsunuz. Buna bir isim veriyorsunuz. Stage name diyorum. Aynısı olunca hata verebilir. Çünkü burada da kullandık. Stage name'i. Bakalım hata verecek mi?
Object olarak opportunity'nin içinde bu pick list'in var olduğunu biliyoruz. Oraya giriyoruz. Data type olarak yine pick list seçiyoruz. Gördüğünüz gibi multi select yapabiliyorsunuz. Ama bize single lazım. Field olarak buradan hangisini istiyorsunuz? Opportunity içinde bir sürü stage şeyler var. Pick listler var. Hangisini istiyorsunuz diye size soruyor. Biz buradan stage'imi alıyoruz. Order yapalım mı diyor. Order yapmıyoruz. Olduğu gibi kalsın diyorum. Done diyorum. Şu anda bizim pick listimiz oluşmuş oldu. Siz eğer API'ni mi biliyorsanız otomatik buraya kendiniz de yazabilirsiniz. O bütün takip ettiğim adımları tek tek takip etmektense, eğer siz API'nin stage name olduğunu biliyorsanız bu parantezlerin içine ünleme işaretiyle başlayarak API'nimi de yazabilirsiniz. Aynı kapıya çıkıyor. Bu şekilde biz stage name'i eklemiş olduk. Buna done diyelim. Ve bizim start ile screen'i birleştirelim. Şu anda biz bunu save yapabiliyoruz. Create opportunity diyelim. OPP diyorum adına. Save diyorum. Run yaptığımız zaman formu göreceğiz ama biz bunu edit yani biz buraya eklediğimiz şeylerin sisteme eklenmediğini göreceğiz. Daha önce yapmıştık, şimdi yapmıyorum. Ne yapmamız gerekiyor? Şu anda oluşturduğum fieldleri sisteme eklemem gerekiyor. Sisteme kaydolmasını istiyorsam create records yapmam gerekiyor. Create records'u soldan sağa taşıyorum. Buraya create new OPP diyorum. Ben böyle isimlendiriyorum. Siz farklı isim koyabilirsiniz. Yine one diyorum. Yine use separate resource deyip tek tek onları mapping yapmam gerekiyor. Mapping yapalım. Ne var bizim? Birinci olarak opportunity name var. Şurada name var. Yine biz opportunity name olarak bakalım. Evet, biz buraya name yazalım. Onu bizim screen'deki name ile eşleştirelim. İkinci olarak ne vardı? İkinci olarak close date vardı. Bu orijinal olanı, var olan, sistemde olan. Bir de bizim oluşturduğumuz screen var. Onu alıyoruz. Üçüncü olarak da stage name'i alıyoruz. Onu da bizim oluşturduğumuz stage name'le ne yapıyoruz? Eşleştiriyoruz. Şu anda eşleştirmeleri yaptık. Daha sonra done diyoruz. Bunu buna birleştiriyoruz. Ve bir screen daha oluşturup başarı mesajını print yapalım. Hani pratik olsun diye yapıyorum. Yoksa daha önce yapmıştık. Display text'i alıyorum. Sadece text istiyorum. Input değil. Buna bir isim vermemiz gerekiyor. Ne diyelim? Yine success mesaj diyelim. Screen'imize de bir isim verelim. Ona da success screen diyelim. Bu şekilde bizim API name olduğu için arada boşluk bırakmayalım. Evet. Screen'imizi oluşturalım. Ne diyelim? An opportunity diyelim. Created successfully diye bir mesaj alalım. Böyle bir mesajımız var. İsterseniz oluşturduğumuz fieldleri de buraya koyalım. Ne vardı? Name diyelim. Close date diyelim. Bir de stage name vardı. Onu da alalım. Bir de ID'sini alalım. Evet. Name olarak insert a resource'dan biz yine gidelim. Neyi alacağız buradan? Hatırlayalım. Opportunity name'i alıyorum. Close date'den close date için de close date'i alıyorum. Stage name için ID için de burada variable'lardan otomatik oluşan bizim oluşturduğumuz opportunity'nin ID'si oluşuyor. Onu alalım. Bakalım başka ne var? Ekranda ne var?
Gördüğünüz gibi şu anda benim burada kullanacağım çok bir şey yok. Şunu da yapabilirsin mesela kim tarafından. Şuraya create by dersiniz. Buraya insert resource'dan aşağı doğru gelin. User var. User'a tıklayın. User'ın adını koyabilirsiniz. Şöyle gelelim. First name created by işte Engin diye gelsin. Aynı şekilde yine bunu kalın yapalım. Yeşil yapalım. Şunları da kalın yapalım. Güzel gözüksün. Bu şekilde bir başarı mesajı almış olacağız. En sonunda ekledikten sonra Created by Engin diyelim. Evet. Bunu done diyelim. Bunu da bizim en son kaldığımız yerle birleştirelim. Save diyelim ve ilk opportunity'mizi oluşturalım. Run diyoruz. Evet, buna new OPP diyelim. Close date olarak bugünü seçelim. Stage'de diyelim ki prospecting diyelim. Next diyelim. Mesajımız geldi. Ne diyor? Name new OPP. Close date, stage name, ID var. ID'sini görüyorsunuz. Oluşmuş. Eğer oluşmasaydı ID olmazdı. Hata mesajı gelirdi. Created by Engin. Bunu da gördük. Finish diyelim. Şimdi ne yapalım? Bunu activate yapıp bizim home page'e koyalım. Geliyorum, geriye geliyorum. Öncelikle oluşup oluşmadığına bakalım. Bu opportunity refresh yapalım. New OPP olarak oluştuğunu, prospecting, close date falan hepsini görüyorsunuz. Şimdi ben home page'e gideyim. Önceden create contact vardı. Bunun sağ tarafına biz new opportunity diye bizim flow'umuzu koyalım. Nereden gidiyoruz? Edit page'den gidiyoruz. Bu bizim Lightning App Builder. Bu sayfayı da iyi çalışmanız gerekiyor. Bizim burada işte komponentları ekleyeceğimiz yerler var. Flow'da bir komponent. Onu alıyorum. Sağ tarafa koyuyorum. Ve ondan sonra Create OPP'yi seçiyorum. Save diyorum. Evet. Şimdi geri gittiğimiz zaman Home Page'de bizim oluşturduğumuz opportunity'yi görmüş olacağız. Tekrar bir tane ekleyelim. New OPP2 diyelim. İşte Close Date'i bugün seçelim. Stage Name'i de bu kez Qualification yapalım. Next diyelim. Evet, yeni bir rekordumuz oluştu. Yeni bir rekordumuz oluştu. Bu sayfada en son oluşturduğunuz rekordları da görebilirsiniz. Yine Edit Page diyelim. Sol tarafta Recent Items diye bir komponent var. Onu alalım. Şuraya koyalım. Ondan sonra burada API Anonymous Store diyor. Biz bunu bu şekilde bırakalım. Bakalım ne olacak. İstediğiniz objeyi seçebiliyorsunuz buradan. Şöyle geri geliyorum. Recent item 0 diyor şu anda. Tekrar gidelim. İşte bizim recent item'sa tıklayalım. Buradan istediğiniz account alalım. Belki daha sonra account oluştururuz. Kontaktı alalım. Kontak yapmıştık. Case'i alalım. Case yaparız. Opportunity alalım. Bu şekilde daha sonra bunları artırırız. 4 tane objektle alakalı en son oluşturduğum rekordları burada görmüş olacağız. Save diyelim. Geri gittiğimiz zaman buradan da en son oluşturduğumuz rekordları görmüş oluruz. New OPP2 oluşturmuştum. New OPP ve Ali Kırca diye 3 tane rekord oluşturmuştum. Onları görüyoruz. Evet. Bu kısa videomuzu burada sonlandıralım. Bir sonraki videomda size aynı şekilde çok ilerlemeden aynı şeyleri yaparak daha çok pratik yapma şansı bularak lookup nasıl eklenir onu göstermeye çalışacağım. Lookup biraz karışık. Onu anlatmaya çalışacağım dilimin döndüğü kadar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.